Türkiye Kupası finaline hoş geldiniz. Beşiktaş Trabzonspor'la karşılaşıyor. Keyifli seyirler dilerim maçın anlatımında. Ben sizlere yardım etmeye çalışacağım. İki ekip de bir senedir kupa finalini gözlüyor. Rakiplerini eliyorlar ve buraya geldiler. Bugün Karadeniz ekibi Trabzonspor, İstanbul temsilcisi İstanbul ekibi Beşiktaş'la karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Demir Kılıçsoy topu kontrol etti. Önemli bir maç. İki takım adına da tarihsel önemler de taşıyan bir maç. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı biliyorsunuz eskiden Beşiktaş'ta çalıştı. Şimdi Cenk Tosun da geliyor Beşiktaş. Cenk bıraktı Raşitsa'ya. Milot Raşitsa geçemedi. Ryan Baniya'yı. Umut Güneş. Orta alanda onu açıyor. Edin Visca topu kontrol etti. Pasını çıkarttı Thomas Meunier. Batista Mendy. Oynadı Nicolas Pepe. Orta alanda topu Umut Güneş'e çıkarttı Nicolas Pepe. Umut verdi. Tekrar Nicolas Pepe. Pepe rakiplerini geçti. Pepe vuruşunu yaptı Omar Colley. Seken top ya üstünde Pepe. Çıkarttı Edin Visca. Visca'dan geriye Batista Mendy. Mendy'den Thomas Meunier. Belçikalı isim. İnanılmaz işler yaptı takımında. Edin Visca vuruyor Omar Colley. Yine Meunier'in önüne sekti top. Edin Visca ceza sahası içinde. Çıkarttı Thomas Meunier. Pası Umut Güneş. Nicola Pepe vuruyor Masuaku. Beşiktaş savunması şu ana kadar rayında hiçbir bozukluk yapmadılar. Tüm topları karşıladılar. Cenk Tosun. Cenk Tosun rakiplerini geçti tek tek. Kaleciyle karşı karşıya. Cenk çevirdi içeriye. Orta kimseyle buluşmadı. Edin Visca'da kaldı top. 17 dakika geride kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda golsüz eşitlik sürüyor. Zira Türkiye Kupası finalinde. Edin Visca ile geliyor şimdi Trabzonspor. Ceza sahası içine girdi Visca. Çekti topu. Yaptı ortayı. Necip Uysal karşıladı topu. Kaptan Batista Mendy. Umut Güneş indirdi. Nicola Pepe'den tekrar Umut. Sol tarafta Eren Elmalı indirdi. Trezeguet kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yapıyor Necip. Bir vuruş daha ve gol. Trabzonspor 1-0 önde. Trezeguet vuruyor. Necip karşılıyor ama seken top tekrardan Trezeguet'in önüne düşüyor ve Trabzonspor öne geçiyor. Trezeguet muhteşem hareketler. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı Necip. Necip'e çarpan top tekrardan Trezeguet'in önüne düştü. Mısırlı golcü sakattı. Sakatlığını atlattı Beşiktaş maçında ve golle buluştu. Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 önde Trabzonspor. 21. dakikada geldi gol. Şimdi Beşiktaş başlayacak maça. Ernest Muçi son haftaların formda ismi. Orta alanda Gerson Fernandes. Gerson geçti rakiplerini ama savunmada Joaquin Fernandes araya giriyor. Eren Elmalı. Joaquin Fernandes verdi pasını tekrardan topu kontrol etti. Orta alanda Batista Mendy ile geliyor Trabzonspor. Mendy bıraktı onu açıyor. Süper Lig'de dakika başına en çok gol atan isim onu açıyor. Bu istatistiğiyle ligin yıldızları Edin Dzeko'yu ve Mauro Icardi'yi geçiyor onu açu. Şimdi Semih Kılıçdaroğlu'nun pası Ernest Muçi ile geliyor Beşiktaş. Muçi girdi ceza alanı içine. Gerson'a çıkarttı. Gerson vuruyor Ryan Baniya. Eski bir karagümrüklü İtalyan doğumlu ancak Türk vatandaşlığı almış bir isim Ryan Baniya. Nicola Pepe. Geriye Batista Mendy ile geliyor Trabzonspor. Nicola Pepe. Takımın belki de en önemli ismi vuruşunu yapıyor. Omar Colley karşıladı topu. Gerson Fernandes. Milot Raşitsa'dan geriye Svensson. Jonas Svensson çıkarttı. Ali Muhammed El Musrati. Milot Raşitsa geçemedi Eren'i. Eren şık bir çalım. Kendi vücudu ekseninde 180 derecede bir dönüş yaptı ve bir balerin gibi geçti Milot Raşitsa'yı. Edin Visca topu kaybetti. Masuaku aldı topu. Şimdi Beşiktaş geliyor Semih Kılıçdaroğlu ile. Ceza alanı içinde Cenk Tosun var. Semih girdi içeriye. Çevirdi topu Joaquin Fernandes ve penaltı. Penaltı. Penaltı kararı geliyor. Mücadelenin rakibi beyaz nokta işaret ediyor.
Bu hakim Fernandez'in eline çarptı diyor hakem. Penaltı vuruşunu Milot Rashica kullanacak. En son kullandığı penaltıda Antalyaspor'a karşı hatalı bir penaltı çift vuruş yapmıştı. Ama bugün atıyor Milot Rashica'nın golü. Beşiktaş eşitliği buluyor Milot Rashica'yla. Son penaltısını atamadı demiştik. Aslında gol atmıştı ancak gol sayılmamıştı. Ama bugün burada kendi taraftarının olduğu kale tribününde golü attı ve kutluyor Milot Rashica. 75 bin kişilik bu statta yarı yarıya bölündüler. Bir tarafı Trabzonspor, bir tarafı Beşiktaş aldı. Skor 1-1. Tekrardan eşitliği bulduk. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Belki de son zamanların en keyifli Süper Türkiye Kupası. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Dediğim gibi belki de son zamanların en keyifli maçı. Cenk Tosun. Öyle bir kupa maçı ki İki tarafta istiyor bu kupayı. Getson vuruyor Uğurcan. Beşiktaş ligi ilk üçte bitiremedi. Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi. Avrupa'yı da garantilediler. Beşiktaş belki de ilk beşin dışında kalacak ve Avrupa'yı tek hedeflemelerini gerektiren şey bu kupa olacak. O yüzden bu kupayı istiyorlar. Trabzonspor ise seneyi kupayla bitirmek istiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri sonradan açıldılar ama çok iyi açıldıklarını da söylemek lazım. Getson yaptı orada Uğurcan. 43 dakika geride kaldı. İki takım arasında oynanan son maçı Süper Lig'de Beşiktaş 2-0'la geçmişti. Çok hakem konuşulmuştu Vodafone Park'taki maçta. Yeni ismiyle Tüpraş Stadyumunda. Edin Visca. Bir dakikalık kayıp zaman. Visca çıkarttı topu. Batista Mendy tekrardan Umut'a. Visca. Umut. Onu açıyor bıraktı. Onu açıyor ve gol! Mert Günok'un atası, Paul Ebere onu açıyor. Muhteşem bir gol. Trabzonspor mücadelede ikinci kez öne geçiyor. Gol attılar, sonra yakalandılar Beşiktaş'a. Eşitlik geldi, şimdi de onu açıyor. Mert'in hatası, Mert belki de yağmurun azizliğine uğradı. Kaydı ve onu açıyor karşı topa dokunamıyor tecrübeli kaleci. Dakika başına Süper Lig'de en çok gol atan topçu demiştik. Burada da attı golünü, onu açıyor. Müthiş bir forvet. Müthiş bir karakter. Müthiş bir kimlik. Onun adı onu açıyor. Şimdi kullanıyor Beşiktaş santra vuruşunu ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. Kupada ilk yarı 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Birazdan buradayız. Kupa finalinin ikinci yarısına hoş geldiniz. İnanılmaz keyifli, inanılmaz tempolu bir ilk yarıyı sonuna erdirmiştik az önce. Artık dilimizde sürçüyor, kusura bakmayın değerli izleyenler. Bu maçta sürçülisan edersek affola ama o kadar heyecanlı bir maç ki. Şimdi Eren Elmalı ile geliyor Trabzonspor. Svensson araya girdi. Mert Svensson'u gördü. Beşiktaşlı tribünleri de, Trabzon tribünleri de, Beşiktaşlı futbolcular da, Trabzonsporlu futbolcular da, herkes bugün çok iyi, çok tempolu, çok iyi bir karşılaşma. Daha ne isteyelim ki? Futbol Adana'da müthiş bir maç geçiyor şu ana kadar. Hakemin konuşulmadığı, hakem kararlarının konuşulmadığı, son dönemde ülkemizde belki de olmayan maçlardan biri bugün. Masuaku. Topu kontrol etti. Eski bir Premier Lig oyuncusu, iyi bir isim, Beşiktaş'ın belki de vazgeçilmez isimlerinden biri. Şimdi Milot Rashica, Rashica şık bir çalım Eren'e. Bugün ikili çok karşılaştı. Getson, Getson Fernandez'den geriye Svensson, topu kontrol etti, çıkarttı topu Milot Rashica'ya. El Musrati topu kontrol etti şimdi, onun pası, Semih vurdu Uğurcan, genç Semih vuruyor, Uğurcan Çakır çıkartıyor. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Getson Fernandez ile. Trabzonspor'un olduğu kale arkasından kullanıyor Beşiktaş köşe vuruşunu. Getson yaptı orta içeri. Trezeguet karşıladı topu. Getson tekrar aldı topu. Getson. Muçi. Ernest Muçi bıraktı. Rashica'ya üstüne çıkarttı Masuaku. Gerilerden gelen Svensson. Tekrardan Masuaku. Geçemedim Önye'yi.
İki bekti. Kanatlarını değiştirdiler. Batista Mendy'den Joaquin Fernandez. Nicolas Pepe kontrol etti topu. Orta alanda Umut Güneş. Umut'un pası Batista Mendy. Mendy topu rakibi alana kadar geçirdi şu ana kadar. Visca. Pepe. Rakip yarı alana kolay geçiyor Trabzonspor. Pepe. O nasıl çalım? O nasıl vuruş? Mert Günok, o nasıl kurtarış? Müthiş hareketler. Onaçu vuruyor. Mert Günok çıkartıyor. Oyuncu değişikliği. Berat Aybek Özdemir oyunda. Umut Güneş kenarda. Köşe vuruşu kullanılacak. Bir oyuncu değişikliğiyle Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Ernest Bucci kenara geliyor. Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain oyuna dahil olan isimler. Serdar Toprak tepede artık hücumcularını oyuna sokuyor. Tecrübeli isimlerini oyuna sokuyor. Visca kontrol etti topu ve geçti rakibini. Şık bir çalım. Visca çıkarttı Trezeguet. Nicolas Pepe Raşit sayı geçemiyor. Svensson hata geldi. Trezeguet vurabilir. Çekti topu, vurdu, gol. Trezeguet attı. Trabzonspor farkı 2'ye çıkartıyor. Trezeguet ile. Müthiş bir gol. Trezeguet'in golü. Muhammed Trezeguet neler yapıyor bugün? Svensson yaptı hatayı. Trezeguet çekti. Koli yavaş kaldı. Trezeguet vurdu. Mert Günok yine çaresiz kaldı. Mısırlı golcü sakatlıktan döndü. Ben buradayım dedi. Ben burada. Harika bir karşılaşma. Harika bir maç. Harika bir gün. Daha ne isteyelim ki futbol adına? Musrati'den Gaston'a artık kupa biraz daha Karadeniz'e yaklaştı desek yalan olmaz. 20 dakika kaldı. Erender Uğurcan'a riskli bir top. Uğurcan direkt topu degajda vurdu ileriye. Necip karşıladı topu. Raşitsa. Chamberlain. Aboubakar verdi pasını. Gaston vuruyor Uğurcan. Bugün çok iyi Uğurcan. Stefona Denzville oyuna dahil oluyor. Ryan Barnia yerine. Son 19 dakika. Maçın sonuna yaklaşıyoruz. Gaston yapıyor ortayı. İyi yere. Uğurcan yine çıktı yine. Uğurcan her yerde. Uğurcan bugün müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Süper eldiven. Trabzon'un eldiveni. Trabzon'un kalecisi Uğurcan. Svensson. Milot Raşitsa çok eleştirilmişti ama bence bugün taraflı tarafsız herkes Uğurcan'ı tebrik etmeli. Çünkü müthiş bir oyun ortaya koydu. Belki de kupanın mimarisi olacak Trezeguet ile birlikte. Svensson yaptı orta içeriye doğru Uğurcan Çakır. Son 14 dakika. Kayıp zamanı saymazsak Trabzonspor %97'lik bir pas isabet oranı. O kadar yüksek bir oran ki Avrupa'da belki de bunu yapan bir takım yok, onu söyleyebiliriz şu an. Çok yüksek bir oran. %97. 1-2 topu hariç çoğu topunun geçtiğini söyleyelim bugün. Eren'den büyük bir hata. Onu yapmaması lazımdı ve Svensson taç atışını kullanıyor. Necip. Artık risk lazım. Toprak Tepe'ye. Maç bu skorla biterse Trabzonspor 2023-2024 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu olacak. İyi geldiler Raşitsa. Raşitsa'dan Musrati. Ona pas. Aboubakar vurdu, gol. Vincent Aboubakar aldı topu. Gelin diyor arkadaşlarına, santraya gidelim. Bir tane daha lazım diyor. Vincent Aboubakar atıyor. Kartal Trabzon'u bırakmıyor ama süre kısalıyor. Uğurcan orada yanlış bir adımlama var ama adımlama iyi olsa da şut çok güzel. Olağanüstü bir gol Vincent Aboubakar'dan. 6 dakika kaldı artık. İki ekibin de bugün ruhuyla oynadığını söylememiz lazım. İki ekibin de bugün harika bir derbi, harika bir kupa finali izlettiğini söylememiz lazım. Bakalım
bu 90 dakikanın sonucunda, belki de bu 120 dakikanın sonucunda, belki de seri penaltı atışlarının sonunda kupayı kim göğüsleyecek, kupayı kim kazanacak? 87 dakika geride kaldı. Mert diyor ki topu bana verin diyor top toplayıcılara. Artık hadi diyor ileri gidelim diyor. 3 dakika kaldı. Mert vuruyor ileriye. Chamberlain indirdi. Masuaku. 2 dakika kaldı. Chamberlain. Orta alanda Musrati. Uzun vurdu topu Svensson'a. Koli. 3 dakikalık kayıp zaman. Beşiktaş çok topu sakladı kendi yarı alanında. Rashica. Svensson. Süre bitiyor artık. Necip vurdu ileriye Getson'a. Getson. Kontrol güzel. Chamberlain. Alex Oxlade-Chamberlain. Bu maçları bilen bir isim ama kaptırdı. Bakıyoruz son düdük geliyor. Karadeniz fırtınası. Trabzonspor Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3-2 yeniyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nın 2023-2024 sezonunda şampiyonu oluyor. Beşiktaşlar üzgün. Beşiktaşlar yıkıldı. Birazdan kupa seremonisi olacak. Harika bir galibiyet. Harika bir son. Tüm Trabzonsporları tebrik etmek gerekiyor. İyi bir oyun, iyi bir müsabaka oynadıklarını söylemek gerekiyor. Kupa seremonisi Trabzonsporlu futbolcular ekranlarımıza yansıyor. Ziraat Türkiye Kupası yeni kupa ekranlarda. Uğurcan geliyor, kaptan geliyor. Günün en iyisi geliyor. Alıyor kupayı ellerine. Kaldırıyor. Ve İstanbul'da kupanın en büyüğü Trabzonspor oluyor. Gelirken buraya İstanbul'da çok kupa kaldırmıştık demişti Trabzonlular. Bir kupa daha hanelerine yazıldı İstanbul'da. Beşiktaş tribünlerinde boşaltmadılar. Bu kupa seremonisini izliyorlar. Uğurcan kupayı aldı. Arkadaşlarıyla birlikte taraftarlarına gidiyor. Eldivenleri çıkartmadı bile Uğurcan. Aman düşürmesin o kupayı. Aman dikkat Uğurcan. Sevinmek hakları. Sonuna kadar savaştılar. Sonuna kadar inandılar. Yaptıkları şeyin doğru olduğunu bildiler. Ve Beşiktaş'ı kupa finalinde 3-2 ile geçtiler. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Sağlıcakla kalın.